Sayın Kıvılcım Ural, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzumuzla Sayın Kaan Tan Gözebe'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Kaan Tangöze, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Kıvılcım Ural hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, bu şekilde dünya evine de girdiler. Ruhsuz bir nikah olmuş yalnız. Yani inanılmaz artık. Ruhsuz. Yani bir evet deyişi var. Yani istiyorsanız kedi gibi. Yani evet. Evet. Ya, coşku yani yok. Yani o nikahın şeyine evet! aykırı. Yani nikahın siyah. Evet. Ama bir heyecan olması, bekliyoruz. Yok, bir de öyle olması da şart değil ama insan bir evet derken de evet de böyle bir söyler yani evet der yani. Çok heyecandır o orası yani, ya. Yani. Yemişim heyecanlayacağım ne heyecanı. Hayır yani bile. Orada öyle söylenir dediğiniz gibi o ruhsuzluk evet hadi böyle. Yani hiç ruhsuz değişik. Bir nikahla evlenmişler. Ruhsuz bir şeyle boşanmayla da ayrıldılar yakında. Evet. Ve zaten ruhsuz bir şekilde başlandı evet. ilişkiye yani maalesef. Hiç, ve ruhsuz bir şekilde gidiyor. Evet. Enteresan bir şey de yine şöyle bir olay olmuş. Kaan Tangöze seçkin pirlerin açtığı davaya birazcık laflar etmiş biliyorsunuz. Bir nafaka alıyor. Yoksulluk nafakası 3000 liradan 7000 liraya. İki çocuğu için verilen 2000 liralık iştirak nafakasının da 4000 liraya yükseltilmesini istiyor Seçkin Hanım. Mahkemeye müracaat ediyor bununla ilgili. O da diyor ki tanınmış bir manken olan davacı yoksul olmadığı gibi yoksulluk nafakasına ihtiyacı yoktur diyor avukatı Kaan Bey'in. Tanınan bir müzisyen sanatçı olmam sömürülmemi gerektirmediği gibi hakkın kötüye kullanılması, yeniden evlendim ve çocuğum da olacak. İşte bu nedenle beni taciz için bu davayı açtı demiş Kaan Bey. Çok normal yani sonuç itibariyle şimdi siz boşandınız Seçkin Hanım'dan da sonra Kıvılcım Hanım'la tanıştınız. Sonra işte bir yuva kurmaya karar verdiğiniz gibi bir durum yok ki. Orada Seçkin Pirler'in kanayan bir yarası var. Evet. Evliyken yaşadı bütün bu travmaları. Tabii boşanmadan yaşandı. Doğal olarak taciz yaşandı. Etmek isteyebilir. Hani gayet de normal. Çocuk var ortada ya. Yani büyüyorlar, bakımları var, ihtiyaçları var. Paran var, parası şimdi, olsa dahi bir baba bir kere. Şimdi bu boşanma sırasında veya boşanma sonrasındaki bu nafakalar genellikle birçok insanın başında böyle bir idam şeyi gibi durur. Erkeklerin daha doğrusu. Şimdi boşanmada evet çocuklar için bir nafakanın olması şart bence. Çünkü sonuçta o çocuklar iki tarafında yani sorumluluğunda olan bir şey ve o çocuklara bir nafakanın veya bugün mahkeme 1000 lira der ama 3 gün sonra o çocuklar okula başlar. O 1000 liranın otomatikman belki 2000 lira, 3000 liraya da yükselmesi lazım. Tabii. Bu gayet normal. Fakat şimdi kadına da bir yoksulluk nafakası gibi bir şey vermiş. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu 6.284 nolu kanunda mesela bu nafakanın ne kadar süreceği belli değil. Yani adam evleniyor, 6 ay sonra boşanıyor ve hayatı boyunca boşandığı kişiye nafaka ödüyor. Ölünceye kadar ödüyor. Evlenene kadar kadın. Evlenene kadar. Çoğu evlenmiyor bile. Evlenmiyor işte. Nafaka almak için evlenmiyor. Için evlenmiyor. Çocuklarda 18 yaşına gelene kadar. Yani evlenmiyor. O yüzden bunun da mesela bir şeye, sisteme oturtulması lazım. Evet kardeşim, sen evlendin kadınla, hani kadından ayrıldın. Kadına da bir dersin ki kardeşim, evet sana bir yıl bunu ödeyecek. Ama bir yıl sonra sen bir formülü bulacaksın kendine. Ama o çocukların evlenene kadar, ama 18 yaşına kadar
kız çocukları evlenene kadar evet. Evet. Evlenene kadar onu baba bir şekilde onu ödemek zorunda. Ama eşe verilen nafaka ile ilgili bence bunun bu kanunun tekrar bir gözden geçirmesinde fayda var. Tabii tırnak içinde o ayrı ama çocuklara kesinlikle yani tabii. Neyse o bence olmalı. Çünkü masraflar biliyorsunuz her gün ne dedik en basit inanılmaz domates ya. Artı dedik ya. Aynen. Çocuk masraflarını düşünün yani bir de evet, iki tane çocuk hiç kolay değil. Doğru kolay ama değil. Kadınlar da maalesef kullanıyor. Kullanıyorlar. Gençtir. Küçük kadınlar çalışabilirler, mesleklerine devam edebilirler. Evet. Sadece adamdan 2000 lira, 3000 lira nafaka alacağız ona diye. Ona ben de karşıyım. Gizliden iş yapıyorlar, sigortalarını göstermiyorlar. Neler dönüyor yani erkeklere de aslında evet. Üzülüyorum ben ona ben çok konuda. Karşıyım. Hani kadınların ama çocukların belli bir tüm geleceğini sonra. Karşılamalı. Zaten zorunlu. Bir baba da gerçek evet. Bir babaysa her şeyini üstlenir. Zaten ortada çocuk varsa ben olsaydım Kaan Bey'in yerinde direkt çocuklarım için o parayı arttırırdım. Ya artı hani kendi yeni kurduğu hayatındaki huzuru için bile bunu evet, yapması gerekiyor. Evet, yani bu bahsettiğimiz burada fakir bir adam değil. Bildiğiniz Duman grubunun solisti, evet. Gayet iyi bir müzisyen, gayet konserlere çıkıp iyi para kazanan evet, bir arkadaş. Hani herhangi bir parasızlığın içinde eyvah şimdi ne yapacağım diyecek birisi değil. Doğal olarak da bir de şöyle bir şey var. İkinci sayfanın haberine göre de ki çok üzüldüm. Diyor ki... Seçkin piriler düğün haberini aldığında hıçkıra hıçkıra ağladı diyorlar. Yani nasıl ağlamaz? Düşünebiliyor musunuz? Çünkü hala seviyor bence. Buraya gelen Seçkin'i tanıyan herkes dedi ki bir gün Kaan'ın kendisine döneceğine inanıyor Seçkin evet. Dedi. Bu duyguyla yaşamak ne kadar zor bir kadın için düşünsenize. Bir gün geri gelecek diye bekliyorsunuz bir bakıyorsunuz evleniyor. Buna benzer bir olay bir kız arkadaşımın başına gelmişti. Ayrıldılar bir sene boyunca. Beni seviyor ya gelecek falan dedi sonra bir öğrendi evleniyor. Şoka girdi. Aha. Ama yani tam aynı olmasa da buna benzer bir durum. Bazen insan kendini güzel kandırıyor. Seçkin bence beklesin. Çünkü nikah gördü bu nikah. Kesin dönecek. Burhan Bey diyorsa kesin evet, dönüyordur. Kesin dönecek. Ben hayatımda bu kadar ruhsuz bir nikah görmedim. O kadar üzüleceği evet. Bir düğün olmamış yani. Olmamış yani. Formatif rüya yani gibi böyle. Bir rüya düğündü. Gibi bir düğün gün, olmadı. 3 gece sürdü. Diye bir düğün girdi. Ama şöyle yani zaten Kaan Bey'in böyle mizacı da öyle ya. Hani böyle hayattan bıkmış. Evet hani bitmiş. Elini kaldırmaya hali yok. Konuşsam mı? Ay hiç uğraşamam. Bunlar kavga ettiklerinde bile bir cümle kurmadı. Ben dedim herhalde sadece şarkı söylüyor konuşamıyor. Hani bir susun yapmayın bile diyemedi çünkü. Enteresan bir durum. Üzüldüm aslında Seçkin'e ya. Valla hani bekliyordu diye üzüldüm. Yoksa başka bir şeyinden değil ama her kötü gördüğünüz olayın arkasında bambaşka bir güzellik vardır biliyor evet, musunuz? Her şerde bazen... bir hayır varmış. Evet. O da evet. Çıkacaktır inşallah. Her şerdenin hayır şimdi... olduğu gibi belki de Seçkin'in hayrınaydı. Evet. Belki çok daha mükemmel bir şey onu bekliyor. Belki de. Seçkin de umudu bu arada kesecek. Bayağı sıkıntılı günler yaşıyor. Arkadaşıyla biliyorsun kavga ettiler. Evet. Karakolluk oldular, mahkemelik oldular. Meral arkasından. Kaplan'la. Eski eşinin bu nikah olayı onu çok üzdü. Yani arka arkaya böyle kötü haberler geliyor ama inanıyorum güzel ki zamanı güzel gelir. Haberler de gelecek. Her şey herkes için güzel olsun. Öbür tarafta da bebek bekleyen bir kadın var.